19.sü yapılan Hıdrellez şenlikleri oldukça coşkulu geçti. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de katıldığı şenliklerin ev sahipliğini yapan ve ilk defa bir bakan ağırlayan çiftlik halkı ise oldukça heyecanlıydı. Korgan Çiftlik Beldesi 19. Hıdrellez şenlikleri dün yapılan birçok etkinlikle coşkulu bir şekilde kutlandı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği şenliklere katılan isimler arasında çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'da bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ordu Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Ordu Milletvekilleri Fatihan Ünal ve İhsan Şener, Korgan Kaymakamı ve birçok protokol üyesi vardı. İlk kez bir bakan ağırlayan çiftlik halkı oldukça mutlu ve heyecanlıydı. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Sefalar getirdiniz. Şenliğin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri de yapılan motor yarışıydı. Şenliğin açılış konuşmasını yapan Çiftlik Belediye Başkanı Ali Gut'un protokol üyelerinden birkaç isteği vardı. Sayın Bakanımdan, Valimden, Vekilimden talebimiz Çatalpınar, Çiftlik, Çamlı, Korgan arasını karayolları ağına devredilerek yapılırsa özel idare de buradan kurtulmuş olur. Belediyeler de, belediyeler de kurtulmuş olur. Bunu bakanımdan istirham ediyorum. Şenlikte Hıdrellez'in Türk toplumundaki anlamına dair bir konuşma yapan CHP Ordu Milletvekili İdris Yıldız sözlerini birlik ve beraberlik mesajıyla sürdürdü. Sevgili çiftlikler, toplumların millet olmasında dini bayramların, milli bayramların büyük önemi var. Ama toplumların gelişmesinde, kardeşlik, barış içinde yaşamasında bizim alenevi günlerimizin de önemi var. Hıdrellez bunlardan bir tanesi. Daha sonra konuşan AK Parti Milletvekili İhsan Şener de konuşmasında bu günler birbirimizle kucaklaşmamız gereken günlerdir dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Bugünler karşılıksız olarak birbirimizi sevmenin, anlamanın, kucaklamanın, cana can olmanın günleridir. Ordu'daki zengin programın içinde bu şenliğe de katılmaktan mutluyuz diyen AK Parti Ordu Milletvekili Fatihan Ünal ise sözlerini şöyle sürdürdü. Şu güzel coğrafyamızın hem bayramı, hem seyranı, hem Hıdrellez'i, hem düğünü arkadaşlar yaşanmaya değer. Bunlar birlik ve beraberliğimize vesile olduğu için bunların kıymetini, kıymetini bilmemiz lazım diyorum. Ordu Valisi Orhan Düzgün konuşmasında Hıdrellez bolluğun ve bereketin başlangıcıdır dedi. Bugün yine tabii Hıdrellez'in başlangıcıyla beraber Hıdrellez bolluğun bereketin başlangıcı dedik. Su da o bereketin en önemlilerinden birisi. Sayın Bakanımızın destekleri, milletvekillerimizin gayretleriyle Çiftlik Beldesi'ne de yaklaşık 30 kilometrelik bir mesafeden belediyemizle Beldes projesi kapsamında çok ciddi bir ödenek ayrılarak çiftliğe de suyun, rahmetin gelmesi için bugün temeli atılacak ve buranın da bundan sonra inşallah içme suyu konusunda önemli bir mesafesi kat edilmiş, önemli bir sorunu çözülmüş olacak. Çiftlikteki Hıdrellez şenliklerine helikopterle gelen İçişleri Bakanı Şahin, davete katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, konuşmasına belde halkı için güzel dileklerle bulunarak devam etti. Biraz önce İslam Dağı'dan, Çatak'tan, Fatsa'dan yola çıktık. Yola çıktık derken bizim belediye başkanının tarif ettiği yoldan değil de başka bir yoldan geldik. O da herhalde bu çiftlikli kadınların iyi niyetinden olsa gerek. Hava sabahleyin sisti, helikopter uçmayacak denmişti ama galiba bir hızır uğradı, hava açıldı. Biz hava yolundan, İslam Dağı'dan tepeleri açtık, 3 dakikada geri verdik. Nasıl geldik biz de anlamadık çünkü gelene değil,
getirene bakmak lazım. Çağrılara değil, çağırana dikkat etmek lazım. Çünkü davet çiftliktendi, davet sizdendi ve içtendi. Bu içten davetiniz ve karşılamanız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu beldeye dua ediyorum ve diyorum ki bugün de hep Hızır Aleyhisselam olsun geleniniz. Uğrayanınız Hızır olsun. Ne istiyorsanız, ne arzu ediyorsanız hep hazır olsun inşallah. Hızır da sizinle, hazır da sizinle olsun. Huzur da sizinle olsun. Dostluk da sizinle olsun. Konuşmaların ardından bir plaket töreni düzenlendi. Şenlik daha sonra ise sahne alan sanatçıların şarkılarıyla devam etti. Çiftlikte bir takım açılışlarda bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, öncelikle su ishali hattının temelini attı. Daha sonra katıldığı halı saha açılışındaysa spordaki yeteneklerini gösterdi. Ordu Tabipler Odası Başkanı Mithat Yağlı Güven Taz.